Herkese merhaba. Evet, salgın sürecinde bildiğiniz gibi uzaktan eğitim canlı derslerle başladı ve devam ediyor. Bu süreçte bazı sıkıntılar, yoğunluklar, hatalar elbette oluyor ve bir şekilde bunlar çözülüyor, giderilmeye çalışılıyor. Ancak bazı öğrencilerin bilgisayarı veya interneti olmadığı için bu canlı derslerden hiç faydalanamıyor. İşte bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı bütün şehirlerimizde EBA destek noktası kurmuş oldu. Peki bu EBA destek noktaları e, nedir? E, nasıl çalışır bu sistem? Öğrenciler bunlardan nasıl faydalanır? E, ne zaman faydalanır? Gelin şimdi buna bakalım. Evet, öncelikle bakın EBA'nın yardım merkezi kısmından EBA destek noktası ile ilgili bilgilere bakalım. EBA destek noktası nedir dediğimizde, eğitimin uzaktan yapıldığı COVID-19 salgın sürecinde evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için okul veya kurumlarda oluşturulan alanlardır. Peki bunu kimler kullanabilir? Evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmadığı okul idarelerince tespit edilen 1. sınıftan 12. sınıfa kadar zorunlu eğitim kapsamındaki tüm öğrenciler tarafından kullanılabilir. Öğrenciler kendilerine en yakın EBA destek noktasını ebadestek.si.map.gov.tr adresinden sorgulayabilirler. Zaten birazdan ben de bunu size göstereceğim. Peki öğrenciler bunun için nasıl müracaat edecekler? Evlerinde cihaz ve internet yoksa okula bilgi vermeliler okullarında ona verdikleri bilgilendirme formu ve taahhütnameyi velilerine imzalatarak okula başvurabilirler. EBA destek noktasında öğrenciler maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalılar, yiyecek ve içecek getirmemeliler, arkadaşlarıyla yakın temas içeren oyunlardan kaçınmalılar. Peki bu noktalar hangi amaçla kullanılabilir? EBA platformu kullanımları, atanmış canlı derslere katılım veya TRT EBA kanalı yayınlarını takip etmek için bu destek noktasını kullanabilir öğrenciler. Ee, kullanım süreleri ise, bakın bilgisayarları kullanım süreleri bir canlı ders süresinden az olmamak kaydıyla en fazla 2 saat olmalıdır. Peki hangi saatler arasında kullanımı açık? Hafta içi 9-18, hafta sonu ise 10-18 saatleri arasında kullanımı açık olacaktır. Evet. Bakın EBA ile ilgili, EBA destek noktası ile ilgili e, soruların cevapları bunlardı. Şimdi EBA destek noktasının e, internet sitesine bakalım. Bakın şöyle bir ekran bizi karşılıyor. E, ülkemizin haritası mevcut. Bakın bütün şehirler mevcut. Şehirlerin üzerine geldiğimizde bakın hangi şehirde e, kaç adet EBA destek noktası olduğu yazıyor. İşte İzmir 493. Denizli 114, Konya 408, Yozgat 207, Ankara 179, Erzurum 137, Van 68, Diyarbakır 81. Yani evet bütün şehirlerimizde EBA destek noktası mevcut. Yanlarında da sayıları yazıyor. Burada da bakın toplam destek noktası sayısı da belirtilmiş. 11.882 olarak mobil destek noktalarının sayısı ise 102. E, bakın bir sürü destek noktası mevcut. Öğrenciler yani evlerinde imkanı olmayan öğrenciler e, bu destek noktalarına gidip e, canlı derslerden faydalanabilirler. E, TRT EBA TV'den faydalanabilirler. Yine EBA'nın kendi sitesinden de e, faydalanabilirler. Güzel bir uygulama. Mesela buradan bir şehir seçiyoruz. E, öğrenciler kendilerine en yakın EBA destek noktasını e, bu siteden öğrenebilirler. Mesela Antalya'ya tıklıyoruz. Antalya'ya tıkladığımızda bakın yan taraftan da ilçemizi seçiyoruz. Ee, mesela ee, ne diyelim. Bakın ilçeyi seçmeden önce burada zaten hepsi çıktı. Ancak belli bir ilçeyi seçmek istersek de şuradan filtreleyebiliyoruz. Diyelim ki Konya altını seçtik. Evet Antalya Konya altı ilçesindeki bakın ee, EBA destek noktaları karşımıza çıkmış oldu. Burada okulun adı yazıyor. Ve ayrıca haritada bakın konumları da mevcut. Şöyle tıkladığımızda. EBA destek noktasının konumu Google haritalar üzerinden çıkmış oldu. Bakın, şöyle yaklaştığımızda EBA destek noktasının tam olarak nerede olduğunu görebiliyoruz. Evet, bu videoda evinde bilgisayarı, interneti, tableti olmayan öğrenciler için hazırlanmış EBA destek noktalarının ne olduğunu öğrendik. Öğrencilerin buraya nasıl başvurmaları gerektiğini, ne amaçla kullanabileceklerini göstermiş olduk. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım.